Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Şenol Can olacak. Kendisi son olarak Kasımpaşa'da görev aldı. Şenol Can'la birlikte hem Süper Ligi hem 1. Ligi hem de kariyer planlamasını konuşacağız. Şu an hattımızda konuğumuz Şenol Can. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk Salimciğim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Neler yapıyorsunuz hocam? Nasıl gidiyor bu süreç? Neler yapıyorum? Maçları takip ediyorum. Hem Avrupa'da olsun hem Türkiye Ligi'nde olsun. Gerçekten yoğun bir süreç geçiyor benim adıma da. Hem kendimi güncelleme adına, maçları takip etme adına kendimi tekrar geliştirmeye çalışıyorum her yönden. Benim sürecim bu şekilde gelişiyor Salimciğim. Hocam maçları takip ediyorsunuz. Dün de Süper Lig'de önemli bir derbi müsabakası izledik. Ligin boyu da kısaldı. Artık sonu geldi. Son iki hafta bir derbi maçı izledik. Nasıl bir derbi oldu? Yorumunuz nedir hocam derbiyle ilgili? Derbi bence kalite yönünden geçmiş derbilere nazaran çok iyi olmadı. Ama seyir zevki açısından, mücadele açısından maç biraz sert geçti. Özellikle Beşiktaş maçın başında yenik duruma düştükten sonra ondan sonra Fenerbahçe'nin yoğun baskı altına almaya çalıştılar Fenerbahçe'yi. Çok sert bir agresif bir maçtı. Seyir zevki kalite açısından ben çok bir şey görmedim. Fakat mücadele açısından Beşiktaş zaten yeni hocasıyla birlikte çok agresif oynayan bir takım. Sert oynayan bir takım. Topu daha çok rakibe bırakan bir takım. Zaten baktığınızda %60 Fenerbahçe topla oynamış. %40 Beşiktaş oynamış. Beşiktaş daha çok yeni hocasıyla direkt hücumu yapan... agresif önde baskılarla kazandığı toplarla direkt kaleye giden bir takım. Ama Fenerbahçe buna çözüm noktaları bence diğer maçlarına nazaran çok sağlayamadı. Bunlar da geçen İsmail Kartal'ın önceki maçlarına nazaran biraz daha kötülerdi. Oyunu geriden oyun kurma konusunda, ikinci bölgede oyun kurma konusunda eksiklerdi. Fazla geçiş yapamadılar. Serdar Dursun etkisizliğinden dolayı bence fazla öne topu taşıyamadılar. Maçta berabere bitti. Baktığınızda 100 dakika dün maç oynandı Salim. Ama maçın topun oyunda kalma süresi 41 dakika. Bence bu çok az bizim ligimizde. İnsanlar daha çok seyir zevki yüksek maçlar, teknik taktiği yüksek maçları izlemek istiyor. Ama ben buradan Beşiktaş'ın yeni hocasını da tebrik ediyorum. Emirhan'a, Serdar'ı oynattığından dolayı gerçekten zaten Rıdvan'la kaleci Ersin'de sezon başından beri oynuyorlardı. 4'ten altyapıdan genç oynadı pırıl pırıl. Emirhan da çok iyi futbol sergiledi, performans sergiledi. Ben önümüzdeki yıllarda daha da devam edeceğine inanıyorum bu genç oyuncuların şans bulacağına. Çünkü ülkemizde bir ekonomik kriz var. Ekonomik krizden dolayı günümüzde artık genç oyunculara daha fazla yönelmeliyiz. Altyapıdan oyuncular daha fazla çıkarmalıyız. Benim söyleyeceklerim derbiyle ilgili bunlar Salim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Şenol Can, sohbetimiz devam ediyor. Şenol Hocam, genç bir teknik adam olarak Fatih Karagümrük'te 1. Lig'de şampiyonluk yaşadınız. Sonrasında Süper Lig'de Karagümrük ve Kasımpaşa'da görev aldınız. Başarılı oldunuz bu süreçte de. Her iki takımda da başarılı bir performans ortaya koydunuz. Genç teknik adamlara tavsiyeleriniz nelerdir hocam bu noktada ve geleceğe dair planlamanızı oluşturdunuz mu?
genç teknik adamlara ben bu açılan antrenör eğitimi programı federasyonu çok yoğun şekilde devam ediyor. Oradan lisansımı da aldım, antrenörlük lisansımı. Çok gerçekten genç hocalar çok başarılı. Bence önümüzdeki 5 yıl içinde, çünkü hakemlerimiz Avrupa'da maç yönetebiliyor, futbolcularımız Avrupa'ya gidiyor. Artık genç antrenörlerin de ben önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'da takım çalıştıracağına inanıyorum. Ben de hedeflerimin bir tanesinde 5 büyük ligden bir tanesinde takım çalıştırmak var zaten. Ben bu genç antrenörlerin bunu çok rahatlıkla başaracağına inanıyorum. Çünkü artık bizim de Avrupa'ya açılma zamanımız geldi. Evet. Ve kulüplerimiz daha fazla genç antrenörlere şans verirlerse bence futbol kalitesi de daha ülkemizde daha fazla artacak. Zaten başarılı olan teknik direktörleri görüyoruz ligimizde. Kulüplerimiz buna da daha çok yatırım yapmaya başladılar. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu böyle devam eder. Bence Avrupa'ya genç antrenörler artık çıkarılacağına inanıyorum. Hocam, çok başarılı giderken Kasımpaşa'dan ayrıldınız. Sezonun ilk maçıydı. Bir ayrılık süreci gerçekleşti. Lisans sorunundan dolayı ayrılık yaşandı. Elde olmayan sebepti. Hocam, lisans sorunu yaşamıştınız. Bu sorun çözüldü mü? Şu anda son durum nedir? Ve bir de, yani ben bunu siz yokken programlarda da söylemiştim. Bilmiyorum dinlediniz mi? Adeta fatura size kesildi sezon öncesinde. Fakat şu an ligimizde lisans olmayan teknik adamlar çalışabiliyor. Futbolcu, hoca şeklinde çalışanlar olabiliyor. Yani burada faturanın size kesildiğini düşünüyor musunuz hocam? Bu sorunu hallettiniz mi? İki yıldır Salim, biliyorsunuz geçmişte son iki yılda pandemiden dolayı federasyonumuz, evet, antrenörlük kurslarına ara vermişlerdi. Fakat son dönemde Oğuz Çetin önderliğinde çok yoğun bir eğitim programı gerçekleştiriyorlar. Ben de bunun sayesinde lisansımı aldım, antrenörlük lisansımı aldım, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Gerçekten orada da antrenör eğitim programında çok yoğun, genç hocalara çok yoğun bir program veriliyor. Ben bu federasyonu da bu yönden kutluyorum. Bu arada inanılmaz genç hocalara yatırım yapıyorlar. Orada Oğuz Çetin olmak üzere bütün eğitimciler çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar, güncellenmiş şekilde. Onlar da genç hocalarımıza yatırım yapıyorlar. İnşallah bu böyle devam eder. Ben de kendimi geliştirmeye, kendimi aktif tutmaya, maç izlemeye, Avrupa'da maç olsun, Avrupa liglerini takip etmeye, zaman zaman Avrupa'ya da gidiyorum maç izlemeye canlı olarak. Kendimi her zaman aktif tutmaya devam ediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni hedefler, yeni başarılar. Kendime de güveniyorum bu konuda. Çünkü ne yaptığımı biliyorum. Kendimi her zaman hazır tutuyorum, aktif tutuyorum. İnşallah yeni sezonda iyi bir takım, proje takımı olur, iyi bir takım olur. Hedefleri olan bir takımla beraber çalışmak istiyorum. Hocam, çok kısa bir ara var. Arada aramız olacak. Hatta beklerseniz teşekkür ederim. Sonrasında devam edelim. Olur mu hocam? Tamam Salim. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Şenol Can, sohbetimiz devam ediyor. Şenol Hocam, tekrardan hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Salim. Hocam, bana gelen bilgiler şu yönde. Bir yurt dışı planınız da var, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorsunuz. İtalya olacak bu yurt dışı seyahatiniz, eğitim amaçlı. Lazio, evet, ve Roma'da eğitiminiz var diye duydum. Detaylarını anlatır mısınız hocam? Benim çok beğendiğim iki tane teknik direktör Mourinho ile Sarri ile orada antrenman programlarına, çalışmalarını, metotlarını izlemek istiyorum. Eğitim almak istiyorum orada. Yazışmalarımı yaptım, haber bekliyorum. İnşallah orada bir eğitim programı hazırlattım kendime. Onları takip etmek istiyorum. Oradan haber gelir gelmez orada eğitimime başlayacağım. İnşallah olur.
Çünkü biz teknik direktörlerin, antrenörlerin kendini her gün geliştirmesi, güncellemesi gerekiyor. Çünkü zaman çok hızlı gelişiyor, zaman çok hızlı geçiyor. Bu yüzden yeni taktik bilgileri, teknik bilgileri, psikolojik, sosyal futbolcuya nasıl davranılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesini bilmemiz gerekiyor. O yüzden ben de kendimi her zaman hazır tutmaya, güncellemeye çalışıyorum. İnşallah bakalım İtalya seyahatimi gerçekleştireceğim. Hocam, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Burhan Bey yazmış. Kendisi iyi bir Fatih Karagümrük taraftarı. İyi yayınlar Salim Bey. Şenol hocama selamlar. Karagümrük'ten hocamıza başarılar diliyorum demiş. Mahsun Baştuğ yazmış hocam. Sizinle ilgili bir soru. Şenol hocamızın hedefi birincilik mi, Süper Lig mi? Hangi ligde çalışmak istiyor? Süper Lig'de çalışmak istiyorum. Birincilikte de hocam önemli bir başarıydı ama sonrasında Karagümrük ve Kasımpaşa'da Süper Lig'de çalıştınız. Evet, Karagümrük'te çok değerli bir kulüp. Evet. Çok başarılı. Süleyman Urma önderliğinde çok başarılar elde etti 3 yılda. Ben onun 2 yılında vardım. Beraber şampiyon olduk. PTT'den Süper Lig'e çıktık. İlk senemizde de 8. sırada tamamladık. Gayet güzel bir futbol oynuyorduk. Pozitif futbol. Lige damga vurmuştuk. Bu sene de çok başarılı gidiyorlar. Zaten Süleyman Başkan'ın hedefi Avrupa kupalarına katılmaktı. İnşallah o da Avrupa kupalarına katılır. Kalbim onlarla yani. İnşallah ligin sonunda Avrupa kupalarına katılırlar. Ligi 5. sırada bitirirler. Hocam, siz Biglia'yla da çalıştınız. Biglia'yla ilgili yorumunuz nedir? Özellikle sizin çalıştığınız dönemde ismi Fenerbahçe'de ve Trabzonspor'la da ciddi şekilde anılmıştı. Neler söylersiniz hocam oyuncuyla ilgili? Biglia çok özel bir oyuncu. Arjantin milli takımının kaptanı. Milan'da oynamış. Milan'dan bize transfer oldu. Gerçekten çok üst düzey, hem kalite yönünden hem karakter yönünden örnek alınabilecek bir oyuncu. 2 yılda da çok iyi performans sergiliyor Karagümrük'te. Yaşı 36'ya gelmiş olsa da takımınızda görmek isteyeceğiniz, antrenmanda en çok çalışan, en çok koşan, sahada örnek gösterebileceğiniz bir oyuncu. Karakteri de çok iyi zaten. Takım kaptanı Karagümrük'te. İnşallah o da futbol hayatına zaten son zamanlarına geldi. Fizikman da gayet şimdilik iyi durumda. O da Karagümrük'te, bakalım nasıl devam edecekler. Onun da kontratı bitiyordu bu sene ama çok özel bir oyuncu. 2 yılda çok önemli işler yaptı Karagümrük'te. Hocam, yani siz Karagümrük döneminde de birçok yetenekli oyuncuyla çalıştınız. Tecrübeli ve yetenekli oyuncuyla çalıştınız. Kasımpaşa'da keza aynı şekilde. Hocam, sezon öncesindeki o süreç yaşanmasaydı, ilk haftadaki süreç, şu an kendinizi nerede görüyordunuz? Yani bir sekteye uğrattı değil mi hocam o dönem? Tabii biraz sekteye uğradı ama ben en azından antrenörlük lisanslarımı tamamladım. Kendimi güncelledim. Çünkü ben daha genç bir antrenörüm. Evet. Ben çünkü nereye, benim hedeflerim çok yüksek. Ben nereye gelebileceğimi çok iyi biliyorum. Hedefler çizdim. Ben Avrupa'da çalışmak istiyorum. İyi kulüplerde çalışmak istiyorum. Çünkü yaşım genç olduğundan dolayı kendimi her zaman hazır tutuyorum. Kendime güvendiğim için de o yerlere gelebileceğime inanıyorum. Böyle devam ediyorum. İnşallah bakalım önümüzdeki yıllarda hedeflediğim noktaya gelirim. Çünkü teknik direktörlük yapmak ülkemizde biraz zor olabiliyor. Çünkü teknik direktörlerin ömrü kısa olabiliyor. Bir sistem, bir organizasyon, bir plan olmadığı zamanlar takımlarımızda yani teknik direktöre kesiliyor buradaki ceza. Bu böyle olmamalı. Daha çok sistemli, organizeli olmalıyız. Hem kulüplerimiz, burada teknik direktörlerimiz de önemli ama planlı, projeli olmalılar. İnşallah bakalım önümüzdeki süreçte böyle uygun bir takımda çalışabiliriz. Bakalım nasıl olacak, önümüzdeki süreci bekleyeceğiz. Hocam, peki yani örnek aldığınız bir teknik direktör var mı yurt dışından ya da yurt dışından?
benim örnek aldığım değil de herkesten bir şey örnek almaya çalışıyorum. İşte beğendiğim teknik direktörler, daha çok oyun felsefesini çok beğendiğim teknik direktörler mesela var. Bunlar da işte Luis Enrique'yi çok beğeniyorum İspanya milli takımında çalışan. Ajax'ta çalışan Erik ten Hag'ı çok beğeniyorum. Şu an Manchester United'a transfer oldu teknik direktör olarak. Pep Guardiola'yı çok beğeniyorum. O felsefesine hepsinden bir şeyler almaya çalışıyorum. Jurgen Klopp'u çok beğeniyorum. Çok önemli teknik direktörler var dünyada. Felsefesi çok iyi olan, organizasyonu çok iyi olan. Zaten onu sahada görebiliyorsunuz. Sahaya yansıtabiliyorlar her şeyiyle. Ben de bunları örnek almaya çalışıyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Şenol Can, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, son dönemde özellikle takip ediyorsunuzdur. Üçlü savunma anlayışı ön plana çıktı dünya futbolunda. Siz de uzun yıllar ülkemizde sol bek oynadınız. Süper Lig'de 500'e yakın maçınız var. Üçlü sistemle ilgili yorumunuz nedir hocam? Hem bir teknik adam olarak hem de futbolculuğu döneminde sol bek oynayan eski bir futbolcu olarak. Bence üçlü sistem Türkiye'ye çok uygun değil yani. Mesela Pereira geldi, üçlü sistemde başarılı olamadı. Şu an Valerian İsmail de üçlü sistemde oynuyor. 3-4-2-1, 3-4-1-2 maça göre değiştirebiliyor ama evet. Sonuçta üçlü oynuyor. Daha çok topu rakibe veriyorsunuz üçlü oynarken. Topa siz sahip olmuyorsunuz. Fakat ama büyük takımının planı bence topa sahip olan bir takım olmalı. Oyunu domine etmeli. Şimdi Beşiktaş dün maçta %60, top Fenerbahçe'de %40, Beşiktaş'ta. Topa %35 sahip olsaydı inanın Beşiktaş maçı 2-1 kazanırdı. Ben de böyle bakıyorum maça. Biraz daha değişik bakmaya çalışıyorum. Üçlü sistem Fenerbahçe'yle sezon başında Pereira bayağı bir eleştirildi. Ona göre oyuncu planlamanız gerekiyor. Transfer etmeniz gerekiyor. Bu da biraz Türkiye'de zor oluyor. Siz oyuncuya göre bir format çıkarmanız gerekiyor. Hangi sistemde oynamanız gerektiğini. Bu da işte sezon başında bazen takımlar geç transferler yapıyor. Türkiye'deki maddi krizler kulüplerimizin oluşturduğu zaten ülkemize gelen yabancı transferlerden belli zaten. Gitgide kalitede düşüyor. Çünkü para veremediğiniz zaman oyuncunun kalitesini alamıyorsunuz. Bir tık aşağı düşüyor. Bu da sahadaki sisteme yansıyabiliyor. Ben üçlü sistemin çok başarılı olacağına inanmıyorum. Ama Valerian İsmail üçlü sistemle oynuyor. Valerian İsmail'de son 6 maçta 2 galibiyeti var. 6 maç oynamış, 2 galibiyet, 3 beraberlik. Bir mağlubiyeti var. Seneye de büyük ihtimalle ama sezon başında bir takımı görecek. Kafasına göre transferler yapacak. Yüklemesini yapacak. Oyun sistemini futbolcuya aksattıracak. Bakalım nasıl başarılı olacak mı olmayacak mı, ama ben büyük takımın daha çok topu rakibe vererek değil de topa sahip olmayı felsefe etmesi gerekiyor. Bu da Valerian İsmail'de bunu göremiyorum yani. Daha çok geçiş oyununa, hızlı hücuma yapan bir teknik direktör. Bunun da büyük takımlarda başarılı olacağına çok inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de zaten 20 takım 15'ini sana verecek topu. Sen oynayacaksın. Beşiktaş diyecek ki al topu sen oyna. Oradaki çözüm yolların ne? Çözüm noktaların ne? Valerian İsmail'in bunu bulması gerekiyor. Ama bakalım önümüzdeki süreç yaz kampından sonra nasıl geçecek? Ona göre o da teknik direktör olarak değerlendirebilir. Hocam, değerli yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kariyerinizde başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir sohbetti hocam. Aynen, ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Şenol Can'dı. Reklam arasına kadar sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Mesut Işık Türk yazmış. Selam Salim Bey. Bu hafta sonu çok keyifliydi. Birincilikte Bolu Spor'um Samsun Spor'u yenerek nefes aldı. Sırat Köprüsü'nde hala bu hafta sonunda Ankara Gücü deplasmanı var. Bursa Spor'la kardeş kulüpler Bursa Spor için asılacaklardır maça. Son haftada Altınordu gibi zor maçı var Bolu Spor'un.
Bolu Spor Başkanı istifa etti. Kulübü yarı yolda bıraktı. Bolu Belediye Başkanı sahip çıktı. Şehir kenetlendi demiş. Buradaki yani Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey'in maddi anlamda katkıları inkar edilemez. Fakat son iki haftadır eski başkan Necip Çarıkçı da önemli işlere imza attı Bolu kentinde. Bunun altını çizerim. Özellikle de birlik beraberliğin sağlanmasına katkı sağladı. Şu anda Necip Çarıkçı ve eski başkan Sayın Necip Çarıkçı ve Tanju Bey bu işi yürütüyorlar. Teknik direktörlük koltuğunda Emre Toraman var. Fakat burada da net bir şekilde ifade edelim. Gökhan Karadeniz takımı kenetliyor. Ömer Bey yazmış. Selam Salim abi. Fenerbahçe'ye forvet için Vincent Janssen gelse çok faydalı olmaz mı? Janssen olabilir aslında yani. Beşiktaş sert oynamayı çok yanlış anlamış. Sert oynamak rakibin ayaklarını kırmak değildir. Biri bunu söylemeli diyor. Tepkisini dile getirmiş Ömer Bey. Halil Demir yazmış. Selam, iyi yayınlar. Dünkü Altın Ordu'nun yediği ikinci goldeki olayı anlatır mısın? Ne oldu orada? Kaleci neden durdu? Oradaki pozisyonda kaleci düdüğün sesini duymadım diyor. Öyle bir sıkıntı oldu. Hakem golü verdi. Tüm maçları takip etmeye çalıştım. Maçlar dönüşümlü olduğu için de takip ederken vesaire sıkıntı olabiliyor. Dün tüm maçlar birincilikte aynı saatteydi. Bundan dolayı da takip ederken sıkıntı yaşadım. Birçok arkadaşımın da sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Maçlar keyifliydi. Bolu Spor kritik bir 3 puan aldı. Adana Spor İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü. Bu 1 puan çok çok önemli. Adana Spor gelecek hafta maç oynamayacak. Bunu paylaşalım. Bursa Spor'un son dakikada attığı gol çok kritikti. Çok çok önemliydi. 6 puanlık bir maçı kazandılar. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında Bandırma Spor playoff adına önemli bir katkı sağladı. En büyük hayal kırıklığı Eyüp Spor Tuzla Spor'a mağlup oldu. Tuzla Spor da yükselişine devam ediyor. Tuzla Spor da net bir skorla Eyüp Spor'u mağlup etti. Gelen sorular var. Meltem Hanım yazmış. Selam Salim Bey. 1923 yılı öncesi şampiyonlukları neden sayılmıyor? 1923 yılı öncesi futbol yok muydu? Basketbol mu oynanıyordu? Fenerbahçe Kulübü neden 1923 öncesini görmezden geliyor demiş. Yani 1923 yılı öncesinde bilmiyorum neden sayılmadığını. 1959 öncesinde de Fenerbahçe'nin itirazı bu yönden. 1923 öncesi neden sayılmıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923 yılı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşu 1923 yılı. Bundan dolayı yani. Çok farklı bir bakış açısında soruyu yönetmiş. Teşekkür ediyorum. Ömer Bey yazmış. Salim abi demiştim. Gerçek futbol ruhu paranın gücünü yenecek diye haklı çıktım. Real Madrid'i çok çok seviyorum. Real Madrid finalde demiş. Yani tamam, ekonomik koşullar, şu anki ekonomik koşullara bakıldığı zaman Real Madrid City'nin gerisinde kalabilir ama Real Madrid Real Madrid'dir. Ömer, mesajın güzel. Real Madrid'de gelecek vadeden önemli oyuncular var. Yani çok önemli bir kadrosu var. Gelecek sezon birkaç takviye yapılırsa yine dünya futboluna damga vuracaktır. Finalin adı Liverpool Real Madrid. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Önemli bir maç olacak. Biz de keyifle takip edeceğiz. Ömer iyi bir Real Madrid taraftarı. Bunu da paylaşalım. Sevgili dinleyenler, soruları kontrol ediyorum. Gelen sorular olursa ikinci bölümde cevaplarım. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Fanatik.com genel yayın yönetmeni Umut Eken. Umut abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Umut abi. Derbiyle başlayalım, derbiyle ilgili yorumun nedir? Seni tatmin etti mi futbol? Derbiyle ilgili yorumum çok iyi şeyler değil, çok iyi şeyler söylemeyeceğim. Çünkü herkes güzellikleri kötüleştirmek adına elinden ne geliyorsa yapıyor. Akşamki maçın ilk 10 dakikasını tekrar izlemek lazım. Maç başladı mı başlayamadı mı? Ki bu 10 dakikaya 2 gol sığdı biliyorsun. Ne? Hani başladı mı başlayamadı mı, ne oldu, bir tempo var mı yok mu gibi böyle baka kaldık ekranın başında. Hakemin işini zorlaştırmak için başta futbolcular olmak üzere tribünler, yedek kulübelere herkes elinden geleni ardına koymuyor. Ondan sonra da kaliteli futbol ve üst düzey oyun bekliyoruz. Yani sezonun şöyle söyleyeyim, yayıncı kuruluşun verilerine göre söylüyorum. Sezonun en az topun oyunda kaldığı karşılaşmalarından bir tane. Yani baktığın zaman aslında 100 dakikaya yakın, uzatmalarla birlikte her iki devre 100 dakikaya yakın oynandı. Ama 41 dakika gibi bir süre top oyunda kalmış. Buradan da iyi bir şeyler çıkmasını beklemek mümkün değil. Soruna gelince dönem dönem tabii ki tempo arttı, güzel sekanslar yaşandı, güzel ataklar, pozisyonlar izledik ama genel anlamda çok tatmin edici bir derbi değildi. Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıdaki oyunu takdire şayan, oyunu almayı hükmetmeyi bildiler. Tribün de tabii çok takım itti. Tek vücut oldular adeta. Zaten maçtan sonra Valer İsmail'de futbolcular da tribünle ilgili övgü dolu sözler söylediler. Onun dışında Fenerbahçe'nin başlangıcı fena değildi gibi ama Fenerbahçe kendi standartının altındaydı. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Umut Eken, sohbetimiz devam ediyor. Umut abi, Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu devam ediyor. İsmail Kartal dün derbide sarı lacivertli takımın başındaydı. İyi de bir performans ortaya koydu fakat anlaşılan o ki Fenerbahçe İsmail Hoca ile devam etmeyecek. Şu an için en güçlü aday Jorge Jesus. Jorge Jesus'la ilgili var mı bir gelişme, kulağına gelen bilgiler vesaire? Ne dersin? Ya yani Fenerbahçe, şimdi senin sorunun başlangıcına, yorumunun başlangıcına dedim. Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu ya da soru işareti devam ediyor dedin ya. Yani evet, sezonun en başarılı teknik adamlarından biri için yapıyoruz bu yorumu. Neden? Çünkü orası Fenerbahçe, orası Galatasaray, orası Beşiktaş. Orada ağzınızla kuş tutmanız lazım. Orada barınabilmek için yabancı pasaportunuz olması lazım belki de. Neden, niçin, niye arayışta olur Fenerbahçe? Anlamak mümkün değil. Bence Ali Koç bir yola çıktığı için bu yoldan geri dönmek istemiyor. Ve maalesef Fenerbahçe taraftarının bir kısmı da profil yüksek, daha karizmatik, daha başarılı, daha popüler bir teknik adam arzusunda, arayışında. Yoksa Fenerbahçe'nin oynadığı oyun birçok Fenerbahçeliği, aldığı sonuçlar birçok Fenerbahçeliği memnun ediyor. Jorge Jesus'la ilgili benim bildiğim çok önemli bir şey yok. Kendisinin de bazı açıklamaları oldu. Dün Portekiz basında biliyorsun. Belli ki bir görüşme ve bir temas var. Ama başarılı olur mu, olmaz mı? Orası soru işareti. Çünkü çok küçük bir hatırlatma yapayım. Sen de gençsin. Daha benim yaşımda olanlar hatırlarlar. Bak, Özhan Can Aydın'ın, rahmetli Özhan Can Aydın'ın seçim vaadi Fatih Terim'di. Ve nasıl bir Galatasaray'da vaatti bu biliyor musun? Lucescu her şeyle geldiği ilk sene Süper Kupa'yı almış, Real Madrid denemiş. İlk sezonunda şampiyonluğun sonundan ikinci hafta içerideki bir Ankara Gücü galibiyetiyle ve dışarıdaki Fenerbahçe mağlubiyetleriyle kaybetmişti. Kıl payı kaybetmişti ve o sezon içerisinde Okan, Emre çok tartışmıştı. Sözleşmelerini uzatmamışlardı. Takım için çok önemli isimdi. Ve sonrasında öğrendik ki Inter'le aslında anlaşmışlar, pazarlık yapmışlar. O şartlarda Lucescu şampiyonluğu, kıl payı kaçırmıştı. Dominant bir Fatih Terim dönemi sonrası. Ertesi sezonda şampiyon olmuştu. Sen de hatırlıyorsundur. Evet. Ve rahmetli Özhan Can Aydın o Lucescu'yu gönderip Fatih Terim'i getirmişti. Çünkü Fatih Terim'in seçimde vaat etmişti. Biz de büyük bir anket yapmıştık. Rahmetli Özhan Can Aydın her zaman söylemişti. Büyük bir medya grubunun anketi vardı. %75 Fatih Terim istemiş diye. Sonrasında Özhan Can Aydın o Fatih Terim'le
devam edemedi. Sözleşme süresi bitmeden Fatih Terim'i göndermek zorunda kaldı. O Lüçescu da Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğu vesaire geldi biliyorsun. Yani eldeki iyi malzeme, insan ya da neyse o iyi kadro varken üzerine daha iyi bir şey inşa edeceğinizin garantisi yok. Fenerbahçe'nin durumu da böyle aslında. Yakın tarihten ders alması lazımdı Fenerbahçe'nin. Almadık. Hem kendilerinden hem Galatasaray'dan hem de Beşiktaş'tan. Bak bu sezon içerisinde Beşiktaş Sergen Yalçın'la Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. Sergen Yalçın kalsaydı Beşiktaş bundan daha aşağıda mı olurdu onu sormak lazım. Galatasaray Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Fatih Terim Galatasaray'da kalsaydı Galatasaray bundan daha kötü durumda mı olurdu? O soruyu sormak lazım. Şimdi de İsmail Kartal Fenerbahçe'yi aldı. Yukarıya tırmandırdı. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek duruma getirdi. Çok ciddi bir galibiyet yüzdesiyle, galibiyet ortalamasıyla ve hala Fenerbahçe teknik direktör arayışında. Yani nereden bakarsanız bakın karınca. Yani çok komik. Yani böyle bir yapılanma, planlama vesaire olmaz. Olmayacaktır da. Şunu da yönetmek istiyorum abi. Fenerbahçe demişken menajeriyle de sık sık röportaj yapıyorsunuz. Okuyorum keyifle. Erkut Bey ile Erkut Söğüt'le. Mesut Özil konusu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus adaylar arasında Löw vardı. Her iki isim arasında gidip geliyor Sayın Başkan ama Jorge Jesus son gelişmelerden sonra bir adım önde. Mesut Özil ile ilgili var mı bir gelişme? ABD'ye gideceği söyleniyor. Mesut Özil ile ilgili şunu söyleyeyim. Amerika'ya kesinlikle gitmeyecek. Bendeki bilgi en azından öyle. Evet. Öyle bir planı yok. Çünkü bütün planlarını eşiyle birlikte Türkiye üzerine, Türkiye'deki yaşamları üzerine yapmışlardı ve biliyorsun zaten ikinci çocuğu da bekler durumdalar. Mesut da eşi de benim bildiğim kadarıyla tabii ki yanılıyor olabilirim ama bendeki bilgi o yönde. İkinci çocuklarını da Türkiye'de dünyaya getirip Türkiye'de büyütmek istiyorlar. İki çocuklarını birden. Mesut'un bütün planlaması, evindeki tadilatı vesairesi de Türkiye'deki yaşamı üzerine kuruluydu. Ama tabii futbol bu. Şartlar ne getirir, ne götürür ne, bilemeyiz. Bugünden yarına çok şey değişebiliyor. Mesut'la ilgili bir durum yok. Mesut'la ilgili bir durum olması için bir sebep de yok. Çünkü Fenerbahçe çok başarılı. Mesut'u aramıyor. İsmail Kartal ciddi bir iskelet oluşturmuş durumda. Dün akşam Beşiktaş maçında eksikleri de var. Tabii Crespo'nun talihsiz sakatlığı vesaire ama o bölgede hala Arda Güler vesaire gibi alternatifler de var. Dün akşamdan bağımsız olarak söylüyorum. O yüzden Mesut Özil'in ve Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki geleceklerini çok iyi görmüyorum. Lakin tabii burada altını çıkalım şekilde çizerek söyleyeyim. Yeni teknik direktör gelecek. Yeni teknik direktörün tercihleri, oyun planı, sistemi, dizilişi ne getirir? Orada da Mesut Özil'e ya da Ozan Tufan'a bir yer açılır mı? Hep birlikte göreceğiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Umut Eken, sohbetimiz devam ediyor. Umut abi, Fenerbahçe ile ilgili durum bu şekilde. Süper Lig'de de son iki hafta küme düşen takımlar belli oldu. Şampiyon belli oldu. Yayıncı kuruluşla ilgili var mı bir gelişme? En son sizin yayıncı kuruluşla ilgili de şu gelişme şu, artık yol haritası çizildi ama şartları netleştirmeleri lazım. Birliktelik devam edecek. Kuvvetle muhtemel bir yılı garanti olmak üzere. Önümüzdeki sene bu zamanlarda tekrar bir yayın ihalesi konuşuyor ya da pazarlık konuşuyor olabilir. Yayıncı kuruluşla devam edecekler. Başka seçenek yok. Ama hangi şartlarda, hangi miktarlarda nasıl çalışacaklar? Orası biraz soru işareti ama eski paralar yok. İmza atılmadan da bir şey söylemek doğru olmaz. Ama eski gelirler ciddi anlamda kaybolacak. Zaten bazı birkaç kulüp başkanı da yayın gelirlerinin ne kadar, hangi oranda azalacağını telaffuz ettiler. Belli ki aşağı yukarı rakamda netleşmiş ama tabii resmi açıklamayı beklemek lazım. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Umut abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Umut Eken'di. Birazdan bugün pazartesi günleri olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök bizlerle birlikte oluyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Hemen paylaşacağım sevgili dinleyenler.
Birincilikte dün tüm maçlar oynandı. Aynı saatte başladı. Saat 16'daydı. Birincilikte tek maç var. Antalya Spor'un rakibi Konya Spor. Serie A'da Fiorentina sahasında Roma'yı ağırlıyor. Hollanda Ligi'nde, Portekiz Ligi'nde, İspanya 2. Ligi'nde, Brezilya'da maçlar var sevgili dinleyenler. Brezilya Ligi'ndeki maçta pazartesiyi salıya bağlayan gece. Yani bu gece saat 2'de, bunu da söyleyelim. Hattımızda konuğumuz Oley.com yorumcusu Hüseyin Özkök. Hüseyin abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, yayına kolay gelsin, iyi haftalar olsun herkese. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Pazartesi günündeyiz. Dün 1. Lig'de ve Süper Lig'de maçların birçoğu tamamlandı. 1. Lig'de tüm maçlar oynandı. Süper Lig'de de şu an için tek maç var. Süper Lig dışında Serie A, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi'nde de maçlar gözlemliyorum. Evet. Söz sende Hüseyin abi. Fikstür dar ama Oley.com bize tek maçla tek maçı oynayabilirsiniz diyor. Evet. Maçlar oynanırken canlı bahis yapabilirsiniz diyor. Yorumlarını merak ediyorum abi. Şimdi geçtiğimiz pazartesiye nazaran biraz daha zayıf bir pazartesi günündeyiz. Ama dediğin gibi tek maç oynama imkanından dolayı birçok karşılaşmaya tek maç üzerinden bahis de yapabiliriz. Şimdi Antalya Spor Konya Spor karşılaşması var. Süper Lig'de haftanın son mücadelesi. İki takım da geçen hafta puan kaybetti. Özellikle Antalya Spor 3 haftadır kazanamıyor. Düzeltiyorum, 2 haftadır kazanamıyor ve 2 beraberlik aldı. Konya Spor ise son maçında Karagümrük karşısında evinde mağlup oldu ve ikincilik şansına tehlikeye attı. Ancak Fenerbahçe'nin dünkü 2 puan kaybı Konya Spor'a yeni bir umut doğurdu. Bugün Konya Spor Antalya Spor'u yendiği takdirde Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirebilme şansına sahip. Antalya Spor iyi oynuyor. Hatta şu anda da Kicker dergisi bugün Almanya'da yayınlanan sayısında Nuri Şahin'le 3 sayfalık bir röportaj yapmış. Ben de onun çevirisini yapıyordum Ajans Spor için. Orada Nuri Şahin işte kendi tutkularından bahsediyor. Süper Lig'le ilgili birçok soru sorulmuş. İşte Nuri Şahin onlara cevap veriyor. Ben hep kazanmak isterim. Tutkumu yaşamak istiyorum. Hiçbir zaman kollarımı kavuşturup böyle sağ kenarında duramam diyor. Dolayısıyla hani Antalya Spor'un iddiası yok. Ama sonuçta Nuri Şahin mutlaka kazanmak isteyen bir yapıda olduğu için bu karşılaşmada da Antalya Spor'un tabii ki Konya Spor'a kolay teslim olmayacağını varsayabiliriz. Konya Spor'un artık kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Biliyorsun artık maçlar bitmek üzere Salim. Şunun şurasında bir maç kaldı. Dolayısıyla Konya Spor'un da tek şanslı galibiyet, ikincilik şansını kovalamak açısından. Ama ben karşılaşmanın yine de böyle her sonuca açık olduğunu düşünüyorum. Ve 2.5 gol üstü tercihinde bulunmak istiyorum. Gollü bir karşılaşma bekliyorum bugün. 2.5 üstünün oranı da Oley.com'da 1.62. Değerli bir oran bence. Bu karşılaşmada iki takım da gol bulur. KG var da düşünülebilir ama 2.5 gol üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşma. Senin var mı bu maçla ilgili bir görüşün alternatif olarak? Hemen kontrol ediyorum abi ben de. İki önemli takımın maçı. Antalya Spor çok önemli bir ivme yakaladı. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Ligde en son Rize Spor'a mağlup olmuşlardı. O ivme devam ediyor. Son iki maçta beraberlik aldılar. Trabzon maçını neredeyse kazanıyorlardı sadece. Evet, yani neredeyse kazanıyorlardı. İyi bir futbol olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Cazip bir seçenek olarak önümüze çıkıyor ama ben Konya Spor bir sürpriz yapabilir diyorum. Karşılıklı gol var ve Konya Spor 0-2 çifte şans. Normalde evet, 1.36 ama şeyde evet. Oley.com'da 1.38. Yani karşılıklı gol var seçeneği ve ilk yarı 0.
Tamam. Alternatifleri de dinleyicilerimiz değerlendirsinler. Ben de kazanan taraf olursa bunun Konyaspor olacağını düşünüyorum. 2.56'lık Oley.com oranıyla Konyaspor'a da oynamak isteyenler tabii ki bu riski göze alabilirler. Çünkü iddiası daha fazla olan ve işin ucunda da bir de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek var. Hani gruplar olmasa bile elemesini bile oynamak, Şampiyonlar Ligi'nin o ihtimali yakalamak tabii ki çok önemli. Konyaspor kazanırsa o zaman bu ihtimali hala lig sonuna kadar sürdürme şansına sahip. İtalya Serie A'da Fiorentina Roma mücadelesi var. Baktığımızda Roma ilk 6'da kalmak istiyor. Avrupa'ya gidebilmek için Fiorentina'nın da 56 puanı var. Ve onlar da Avrupa'yı kovalıyorlar. Ligin bitmesine orada da 2 hafta kaldı. Bu takımların 3 maçı var aralarındaki maçtan dolayı. Dolayısıyla burada kazanan taraf çok çok önemli bir avantaj elde edecek. Hatta Roma kazanırsa Fiorentina Avrupa konusunda devre dışı kalabilir. Dolayısıyla ben burada Fiorentina Roma karşılaşmasında da kesinlikle 2.5 gol üstü tercihini kullanmak istiyorum. İki takım da kazanmak için oynayacaklar. Özellikle Fiorentina evinde kazanmak için oynayacak. Ve hem gol bulur ama Roma'nın da kontrol ataklarından gol yer diye düşünüyorum. Bayağı gollü bir maç bekliyorum. En az 3 gol bu karşılaşmada olur fikrindeyim. Roma hem konferans liginde de biliyorsun finale kaldı. Öyle de önemli bir karşılaşmaları var. Ve yeniden Avrupa biletini almak istiyorlar. Hatta Roma'nın bir de Avrupa Ligi şansı da var. Çünkü Lazio 62 puanda, Roma kazanırsa onlar da 62 puana gelecek. Bu sefer Avrupa Ligi'ni kovalama şansına sahip olacaklar. Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma. Konferans Ligi'ni alırlarsa zaten Avrupa Ligi gruplarına doğrudan gitme hakları da var. Onu da söyleyelim. Yine gollü bir maç bekliyorum diyeyim. Portekiz'de bir karşılaşma var Salim. Evet abi. Belenenses Famalicao. Burada Belenenses ligde kalması artık imkansız. Dolayısıyla küme düştü diyebiliriz. Burada da ligin bitmesine sadece bir hafta var. Gerçi Belenenses bu karşılaşmayı kazandığı takdirde puanını 28 yapıyor ve düşme hattının üzerine çıkıyor. Bunu da şimdi puan cetvelerine bir an bakınca yanlış yere bakmışım şimdi görüyorum. Belenenses bu maçı kazanırsa gerçekten çok önemli bir avantaj yakalayacak ligde kalma yolunda. Son hafta ligde kalabilir. Sondan bir önceki haftadayız çünkü. Burada ben Belenenses'in kazanmasını bekliyorum. 1.97'lik bir oranı var Oley.com oranlarıyla. Burada doğrudan bir tercihinde bulunabilir. Çünkü zaten Famalicao da ligde kalmış durumda. 33 puanı var. Dolayısıyla burada Belenenses'i hatta handikaplı bile belki denenebilir. Yani oranı yükseltmek açısından sürpriz olarak tek maç oynama imkanı olduğu için bunu da hemen belirtelim. Bir diğer karşılaşma Hollanda playoffları başladı. Evet. Hollanda Erste Divizie yani bu birinci ligin playoff turları. Tabii burada baktığımızda hemen söyleyeyim de Grafschap FC Eindhoven karşılaşması var. FC Eindhoven de Grafschap FC Eindhoven bunlar karşılıklı maçlarla belirleniyor. İki maç üzerinden oynanıyor bu playofflar. Rövanşları da var. Birinci maçlarda ilk olarak bugün saat 21'de de Grafschap Eindhoven mücadelesinde ev sahibi verilen oran 1.88'lik Oley.com'da bir oran var. Ben bu karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ikisinin arasında oynanan son müsabakayı da De Graafschap deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Burada da 1.88'lik oranıyla ev sahibi takımı favori görebiliriz.
Bunu da hemen söyleyelim. Bir başka mücadele de İspanya 2. Lig'de. Bu da son mücadelemiz olsun. Evet. İspanya 2. Lig'de Girona ile Tenerife karşılaşıyorlar. Bu da ilk 6 içinde iki takım. Burada playoff turu, yani 3 ile 6. arasındaki 4 takım playoff oynuyorlar burada. Evet. Playoff dışında kalmamak için bu iki takımda mücadele ediyorlar. Burada ben iki takımda dikkatli oynayacağını ve puanları belki paylaşma ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum. 2.5-6 setimi burada uygun geliyor bana. 1.44'lük Oleycom oranıyla. Burada 2.5-6 diyorum. Kupon vermek gerekirse Salim, Antalya Spor, Konya Spor 2.5 üstü. Fiorentina, Roma yine 2.5 üstü. Ve bir tane daha Belenenses Famalicao 1 doğrudan 1 olarak vermek istiyorum. Bu üçlü kuponu ben de oynayacağım gerçekten. Yani aklıma yatıyor. Bunu Oleycom üyelerine ve Radyo Spor dinleyicilerine önermek isterim. Ben de aynı fikirdeyim abi. Antalya Spor Konya Spor maçı ile ilgili yorumum. Benim bir totemim var Hüseyin abi. Maç golikte baktığım zaman Antalya Spor mesela uzun haftadır yenilmiyor. Ben oraya baktığım zaman, yani mesela üstünlük kuran takıma baktığım zaman mutlaka bir puan kaybı yaşayabiliyor. Ben Konya Spor sürpriz bir galibiyet alabilir diye yorumluyorum. Fiorentina Roma maçında karşılıklı gol var. İddiası da daha fazla olduğu için hani galibiyete evet, biraz daha yakın takım onlar. Evet. Bu arada Fiorentina Roma maçı karşılıklı gol olabilir, dediğin gibi. 2.5 üstü olabilir. İspanya 2. ligindeki maç da tam bir beraberlik havasında geçebilecektir. Evet. Orada 2.5-6 sanki daha cazip gibi duruyor. Evet. Çok teşekkür ederim Hüseyin abi, değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Oley.com yorumcusu Hüseyin Özköklü. Hüseyin Özköklü ile birlikte Oley.com üzerinde yer alan maçları konuştuk. Günün önemli gelişmelerini aktarmaya çalıştık. Bugünkü konuklarımız Şenol Can, Umut Eken ve Hüseyin Özköklü. Programımızın sonuna geliyoruz. Bugün pazartesi. Pazartesi günleri Radyo Spor'da 13-14 arasında ilk 5 programında Cengiz Uygur ve Miray Çavuşoğlu sizlerle birlikte oluyor. Ben şimdi mikrofonları bu ikiliye emanet ediyorum. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.